17 Temmuz 2023 saat 21.32'de Ankara saatiyle bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Yeni aylar yeni gündemler getirir bizim hayatımıza. Yeni başlangıçları getirir. Başlama enerjisidir. Güneşin Yengeç'te olması çok da iyi bir şey değildir. Çünkü Yengeç'in yöneticisi aslında ay. Yani Güneş ayın kontrolüne demektir bu arkadaşlar. Bizim çok sevmediğimiz bir açı. Yine büyüten bir açı. Herkes kendi sahip olduğu surete göre ilahi hüküm onun üzerine iniyor arkadaşlar. İlahi hükümlerin üzerinize böyle felaketler şeklinde inmesini istemeyenlerin suretlerini, biçimlerini değiştirmeleri lazım. O da nefisteki zanlardan geçiyor. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Temmuz 2023 saat 21.32'de Ankara saatiyle bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Yeni aylar yeni gündemler getirir bizim hayatımıza. Yeni başlangıçları getirir. Başlama enerjisidir. Bu noktada ayın bulunduğu faz itibariyle koç enerjisi taşır. Yani bir işe başlatma, inisiyatif alma, kontrollü olma, daha enerjik olma bütün bunları getirir. Ancak 24 derece Yengeç Burcu'nda gerçekleşiyor. Ay fazları başka, ay menzilleri başka, ayın bulunduğu derece burç çok başka arkadaşlar. O yüzden bir şeyi böyle anlatırken aile ilgili birçok alan bize çok bilgi veriyor. Şimdi şöyle bir bilgi var. Benim çok sevmediğim bir bilgi bu. Yani gördüğümde deneyimler birazcık sıkıntılı oluyor. Ay bir de hızı var, yavaş var. Her gezegenin bir hızlandığı ve yavaşladığı alan var arkadaşlar. Kendi yörüngelerinde. Ayın yavaş olduğu bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Ayın yavaş olduğu bir zaman diliminde. Böyle bir gün, üç gün gibi geçer. Bir olay gözünüzde büyür, bir günde yapacağınız işleri 3 günde yapabilme enerjisidir bu. Zorluk enerjisini getirir. İlk cümleye böyle başlamak istemezdim. Ancak karşımda harita açık. Ben böyle aktif yorum yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü eş zamanlı olarak hiç görmediğim enerjileri görüyorum bunu yaparken. Şimdi Yengeç Burcu konuları, aile, yuva, köklerle ilgili konular, duygusal konular, merhametle ilgili konular. Merhametli olmak ama aynı zamanda acımasız olmak. Subjektif olmak, olayları kendi açısından duygusal değerlendirmek. Yaz dönemindeyiz. Herkes tabii ki tatilde, en çok ailemizle vakit geçirdiğimiz bir alandayız. Yengeç budur. Ancak bu aynı zamanda köklerimizle alakalı. Kendi çekirdek ailenizin dışında aslında köklerinizle, annenizle, babanızla alakalıdır. Zodyak'ta IC dediğimiz, yani kökleriniz, atalarınız bu dünya gelirkenki olan alanla alakalıdır. Yengeç Burcu su grubu bir grup olduğu için su elementinin, su elementiyle ilgili gündemlerin açığa çıkacağı alan deriz. Aynı zamanda çünkü çok büyük bir gezegen olan ve hayatımıza çok büyük etkiler bırakan, sağlam etkileri olan Satürn de Balık Burcu'nda, o da bir su grubunda. Aslında birbirleriyle temas etmeseler de onun orada olması zaten yeterli bizim için. Çünkü Satürn Deneb Agit diye bir sabit yıldızla, balık takım yıldızına ait bir yıldızla kavuşuyor. Aslında iyi karakterli bir yıldız bu. Aslında psişik güçler, spiritüel alan, ruhsallık, iyimserlik adına güzel bir alan. Ancak Satürn'le kavuştuğunda ruhsal alanda daralma, sıkışma, bunalma yapabilir. Ruhsal hastalıklar yapabilir. Agresiflik yapabilir kişilerin hayatlarında. Böyle bir etki var yeni ayda. Böyle bir kavuşum var bu alanda arkadaşlar. Şimdi yengeç konuları, yengeç burcu, bütün burçların arkadaşlar aldıkları açılara, bulundukları konumlara göre iyi ve kötü karakterleri vardır. Yengeç evet merhamet, sevgi, şefkat, anaçlık, destek olma, koruma, kollama konularıdır. Ancak aynı zamanda çok merhametsiz bir kişi de olabilir, çok acımasız olabilir, çok vefasız da olabilir yengeç burcuna sahip kişiler. Eğer bu alanda kendilerini geliştiremedilerse intikamcı olabilirler. Bunlar sizin yengeçte çok bilmediğiniz alanlardır. Çünkü her burcun böyle kendine ait bir ne diyeyim imajı var. Ancak burası yengecin karanlık tarafıdır. Böyle olabilir kişi bulunduğu durum ve konuma bağlı olarak. Tabii ki biz bu şimdi kişisel planda bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Toplumsal alanda, hatta dünya alanında bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi aldığım notlara baktığımda şunu görüyorum.
Arkadaşlar yükselen kova burcu. Rasyonel burçlardandır kova. Rasyonel bir burç ne demek? Akıl ve mantıkla hareket eden, aklı mantığı öne koyan, düşünerek hareket eden, stratejik olan ama aynı zamanda kova burcu olduğu için toplumsal alan. Toplumsal alanda düşünerek harekete geçen toplu hareketler, akıl ve mantık düzeyinde duyguların devre dışı bırakıldığı bir alan demek. Bu bizi ne yapacak arkadaşlar? Şimdi güneş ve ayın kavuşumda olduğu zaman dilimleridir yeni aylar. Biz basit tabirle güneşi bilinç, ayı bilinçaltı olarak görürsek bilinç ve bilinçaltımız duygusal ve akıl noktasında fikir birliğindeyiz demektir. Ancak güneşin yengeçte olması çok da iyi bir şey değildir. Çünkü yengecin yöneticisi aslında ay. Yani güneş ayın kontrolünde demektir bu arkadaşlar. Yani güneşin bulunduğu burç yengeç ve yengecin yöneticisi ay. Bu şu demek, ay konuları hayatımıza çok hükmedecek demektir. Ve ay duygularla ilgilidir, dürtülerle ilgilidir. Duygusal, dürtüsel davranabiliriz. Aklı göz ardı edebiliriz. Ancak yine Rabbimin rahmeti yükselen kova yardımımıza yetişiyor. Biz akıl mantıklı bir olarak da olaylara bakabiliriz. Toplumsal alanda. Kendi kişisel alanlarımızda daha duygusal, toplumsal alanda daha böyle akıllı, mantıklı hareket edebiliriz. Burada şimdi çok fazla birbirine denk gelen yine açılar var arkadaşlar. En azından böyle birkaç derece orpla birbirine yarenlik eden. Mesela Plüto 29 derece Oğlak Burcu'nda, Neptün 27 derece Balık Burcu'nda. Plüto 12. evde, Neptün 2. ev alanında birbirlerine destek oluyorlar. Bunlar özellikle jenerasyonel gezegenler. Kişiselden ziyade genel etki üzerine bize bilgi verirler. Bu arada 22 derecede Uranüs Boğa Burcu'nda hem yükselene hem de yeni ay, dolunay fazına açılar yapıyor. Fakat Boğa Burcu ve Yengeç Burcu aralarında güzel bir açı var. Bu iyi bir ne diyelim, ani beklenmedik değişimler. Hangi konuda? Özellikle aile, yuva konularında diyebiliriz. Birilerinden destek alma, destek olma konularında. Ancak arkadaşlar, 4. evin 6. eve yaptığı bir destek alanı var, bir büyütme var. Aynı zamanda Jüpiter de Boğa Burcu'nda, o da 7. evdeki Merkür 12 derece Aslan Burcu'na bir açı yapıyor. Ancak bu bizim çok sevmediğimiz bir açı. Yine büyüten bir açı. Fikirlerimizde, düşüncelerimizde egosal, egosantrik olabiliriz. Jüpiter Boğa da bunu daha da büyütür. Fikirsel planda birbirimizle ego savaşlarına girebiliriz. Kişi kendini ortaya koymak isteyebilir düşünceleriyle, hareketleriyle. Bunu yaparken de köklerinden getirdiği, sahip olduğu özellikleri refere eder. Ki bunu yaparken iki taraf da aynı şeyi yapacağı için kimse kimseye yenişemez. Bu da birazcık ilişkilerde sıkıntıyı, zorluğu getirir arkadaşlar. Nitekim Venüs de Aslan Burcu'nda. Venüs'ün Aslan Burcu'nda olması da ilişkilerde egosal. Kim yönetecek? Kim yönetici? Burada lider kim? Bu konularda bir alanı getirir. Ama aynı zamanda Aslan'ın eğlenceli, çocuksu, cömert, merhametli olma, gerçekten liderlik yaparken bunu bu adına yapan, egosunu tatmin etmek için değil de böyle olduğu için bunu yapan, merhametiyle, şefkatiyle yapan bir alanda da olabilir bu. Her daim arkadaşlar, bakın Aslan Burcu liderdir. Ancak merhamet, cömertlik de Aslan Burcu'nun çocuksu olmak da onunla alakalıdır. Çocuklar konusu da onunla alakalıdır. Ancak siz bu liderle egonuzu tatmin etmek için de yapabilirsiniz. Gerçekten merhametinizden de yapabilirsiniz. Bildiğiniz bir konuda insanlara aydınlatılabilirsiniz. Gökyüzünde yeni ayın gerçekleştiği saatte Grand Kare var ve ay yavaş. Az önceki o güzel denep Aged dediğimiz sabit yıldız dünya astrolojisinde çok da iyi bir anlama gelmiyor. Satürn'le kavuşum yaptığı için nasıl bir alan?
Hastalıklar, nitekim bunu hastalıklar olarak direkt diyebilmemin sebebi de arkadaşlar, yeni ayın 6. ev hastalıklar evinde gerçekleşmesi. Yeni bir hastalık döneminin başlaması diyebiliriz. Patlamalar, sel felaketleri, fırtınalar denilen bir alan demek bu. Bu yıldız, sabit yıldız dünya astrolojisindeki karşılığı bu. O yüzden memleketimizde de geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de yaşandı birçok felaket. Yine ormanlar yandı. Rabbim herkese şifa versin. Süreçleri kolaylaştırsın. Hatta bu süreçleri bizlere geçirmez kılsın. İnşallah bu mümkün müdür? Mümkündür. Biz olayları yenerken, olayların üstesinden gelirken sadece kendi gücümüze bakarak ümitsizliğe düşüyoruz. Rabbin gücüyle her şey mümkün ve bu belalar arkadaşlar gelmeden esirgeyen Rabbim, esirgeyen ve bağışlayan Rabbim ne yapar? Bizi esirgeyip böyle bir sürecin içerisinden çıkartabilir. Bu sürece biz dahil bile olmayız Allah'ın izniyle inşallah. Buna inananlar ve iman edenler, bir de bunu ne diyelim, tam tersine inananlar şeklinde hayatlar ayrışıyor. Dediğimiz gibi aynı alanda birçok insanın başına bir iş geliyor. Ancak herkes farklı suretlerde ve şekillerde etkileniyor. Herkes kendi sahip olduğu surete göre ilahi hüküm onun üzerine iniyor arkadaşlar. İlahi hükümlerin üzerinize böyle felaketler şeklinde inmesini istemeyenlerin suretlerini, biçimlerini değiştirmeleri lazım. O da nefisteki zanlardan geçiyor. Ancak öncelikle nefsin zanlarından haberdar olmak geçiyor. Bu yüzden de inşallah Rabbim hepimize o yolları açsın. O kafalara bizleri büründürsün. Çünkü yeni dünya düzeninde arkadaşlar, ben şunu görüyorum. Bu yeni dünya düzeninde ruhsal güçleriyle, psişik güçleriyle, sezgileriyle gerçek anlamda hemdem olup sahip olduğu akılla bunları muhakeme eden insanların hayatları kolaylaşırken diğer insanların hayatları daha zor bir alanda devam ediyor. Çünkü böyle bir alanda ve böyle bir zamandayız. Bu zamanda ve gelenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olma şerefine nail olmuş tüm insanlar diğer ümmetlere göre, yani Efendimiz'den önce gelen ümmetlere göre, dini ne olursa olsun, bu dünyadaki şu andaki seçtiği din başka da olsa, dinsiz de olsa, bu direkt bu kategoridedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünya teşrif edip peygamberin ona indirilmesiyle birlikte bütün var olan insanlık Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak geçer. Tabii ki onun yoluna teveccüh edenlerin yeri başka, onu reddedenlerin yeri başka olacak bu ilahi kadem üzerinde. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadis-i şerifi var. Benim ümmetim, benim peygamber olmamla birlikte bu dünyaya gelen nesilden bahsediyor. Bakın, Efendimiz'e peygamberlik 40 yaşındayken geldi. Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce vefat edenler de Efendimiz'in ümmeti olmuyorlar arkadaşlar. Efendimiz'in ümmeti olabilme kabiliyeti onun dünyaya teşrif etmesiyle değil, peygamberliğin ona indirilip onun bu role bürünmesiyle birlikte ki doğan nesiller, gözünü bu dünyaya açmış, bu dünyaya doğmuş bütün nesiller Hazreti Peygamber'in ümmeti hükmünde. Bu ayrıntıyı niye veriyorum? Efendimiz'in şu hadisi şerifi ne diyor? Benim ümmetim, benden önce gelmiş olan bütün peygamberlerin, biz onların isimleriyle 28 tane bilsek de 124 bin peygamberden bahsedilir kutsal kitaplarda. Onların mucizelerini vakıflardır, onların kabiliyetlerine sahiptir der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve tabii ki bu onun peygamberliğine gölge düşürmediği gibi Hazreti Peygamber'in sahip olduğu, kendi bizzat deneyimlediği mucizeler de ümmeti olarak bize bir nevi ne yapmıştır? Sirayet eder arkadaşlar. Aynen bir annenin hal ve hareketlerinin evladına sirayet etmesi gibi Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının insana tecelli etmesi gibidir.
Ancak peygamberlik makamı şeriat kapısı, şeriat kapısı eşittir dini kural demek arkadaşlar. O kapı kapanmıştır. Kimse artık şu dakikadan sonra namazın hükmü buydu, şu vardı, bu yoktu deyip yeni hüküm indiremez. Hükümler zaten sabittir. O yönüyle peygamberlik sondur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sondur. İnancımıza göre yine belirtiyorum, burası benim platformum ve sadece kendi inançlarımı ve bildiklerimi paylaştığım bir alan. Siz de kendi bildiklerinizi kendi platformlarınızda paylaşabilirsiniz tabii ki. Hasılı böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar 17 Temmuz haritasına dönecek olursak, 6. ev yani bizim düşük dediğimiz çok da genel olarak eskide kölelerin evi, hizmetçilerin evi olarak adlandırılıyor. Bir ev, 6. ev konuları hem sizin çalışanlarınız, köleler derken biz burada emekçilerden bahsediyoruz. Emekçilerin evi, günümüz dünyasında emekçiler, hangi alanda hizmet veriyorsanız, çalıştığınız alan, iş yeri, ortamı, patronsanız çalışanınız, bunlarla ilgili gündemler ya da patron değilsiniz, çalışan kesimdesiniz, iş arkadaşlarınızla ilgili gündemler, günlük hayatınız, günlük hayatınızla ilgili konular, yemek, içmek, yatmak, uyumak, kalkmak, tatile gitmek ya da başka bir alanda var olmak, hizmet ettiğiniz, bu hayatta hizmet ettiğiniz alan ve hastalıklar, aynı zamanda şifalar evidir 6. ev. Bu yönüyle de, ama özellikle maddi alan olduğu için, maddi Başak Burcu'nun evi olduğu için de maddi alan evidir arkadaşlar. Şimdi tabii ki 6. ev konusu alemde 6. günde yaratılan varlık insandır. Bu yönüyle insanın yaratıldığı maddi planda hani Başak Burcu da hani buğday, toprak ve bir yönüyle de insanı temsil eden bir alandır bu. Demek ki günümüzde ve yükselen kova olduğu için kolektif alanda böyle bir enerji başlıyor arkadaşlar. Ve ben şunu görüyorum haritaya baktığımda. Şimdi yeni ay, yani güneş ve ay su grubunda. Yükselen hava grubunda. Şimdi soyutta yaratılış hava elementi, somutta yaratılış suyla olmuştur. Bir böyle bir şey var. Bunun dışında Jüpiter gibi yüksek bilgeliğe sahip bir gezegen ve tabii ki Uranüs gibi bir üst oktav dediğimiz, Merkür'ün bir üst oktavı, akıl, fikir, düşünceleri simgeleyen, klasik astroloji ya da benim felekler sisteminde var olmayan bir gezegendir Uranüs. O yüzden benim toplumsal alanda dikkate aldığım, çok da etkisini net gördüğümüz bir alan. Daha adını bilmediğimiz çok etkiler var arkadaşlar. Biz bildiğimiz üzere etki yapıyoruz. O yüzden de dikkat, yani göz ardı edilemeyen bir gerçeklik. Hasılı ve kuzey ay düğümü boğada, yani toprak elementinin hükmü var. Yine Satürn balıkta olduğu için su elementi var. Mars başakta, yine bizim alemi şöyle ikiye ayrıldığımızda, güneşi ortaya koyduğunuzda bir üst gezegenler, bir alt gezegenler var. Bir dış alan var, bir iç alan var. Toprak elementini görüyoruz. Merkür'ün ve Venüs'ün ve Kiron'un ateş grubu burçlarda bulunması da dört elementin hükmünün var olduğunu gösteriyor. Bu ateş, hava, su ve toprak demek bütün bu gündemlerin var olacağını gösterir demek arkadaşlar. O yüzden bizler gerçekten Allah muhafaza yangınlar noktasında dikkat edelim. Gerçekten maksimum düzeyde yani bir alanda, yani sigara içiyor olabilirsiniz, piknik yapıyor olabilirsiniz, bir alanda bulunabilirsiniz. Allah rızası için 10 kere kontrol edin. O ateşin hükmü, suyun hükmünün olduğu yerde yerle bir olur arkadaşlar. Suyun hükmü ateşten üstündür. O yüzden emin olun, yani su dökün üstüne. Bir kez daha o buharın bittiğini görün. Nitekim suyla ateşin bir araya gelmesiyle hava elementi açığa çıkar yaratılışta. Çok muazzam bir donanım var. Gökyüzünde de böyle bir haber var. Grand Karen'in olması zorlu bir alanın olduğunu,
ayın slow dediğimiz yavaş olması, aynı zamanda da deklinasyon dışı. Hani enerjisi çok güçlü ancak yavaş. Zaten ay yavaşladığında enerjisi çok yüksek oluyor arkadaşlar. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani güzel mutlu olduğumuz zamanlar çok hızlı geçer, nasıl geçtiğini bilemezsiniz. Ancak sıkıntılı zorlu süreçler yavaş geçer ya. O saatler dakikalar geçmez. Birazcık ayın yavaş olduğu alan bununla alakalıdır. O yüzden inşallah dikkat edelim. Özellikle Satürn etkilerinin ben yine bizim doğu bölgelerimizde gözüktüğünü görüyorum. Doğu ve güneydoğu alanında Satürn'ün iz düşümü oraya düşüyor. Yeni aydaki iz düşümünden bahsediyorum arkadaşlar. Sabit yıldızla birlikte kavuşumda olduğu için bu etkiden bahsediyorum. Az önceki o sel, fırtına, toprak kaymaları ya da yangınlarla ilgili olduğu alan. O konuda coğrafi alanda çok aslında ayrıntılı bakmadım. İstanbul'un Avrupa yakasının üzerinden, harita üzerinde dümdüz aşağıya doğru çizgi çizin. Bu açıdan baktığınızda aslında doğu güzel gözüküyor. Satürn düşüyor ama oraya. Orada kavuşum enerjisi var. Daha güzel bir enerji var ama orada sabit yıldız var. Ne yapacağız? Dua zamanı. Evet, böyle bir okuma yapınca böyle oluyoruz arkadaşlar. Dua vakti. Yeni ay dua vakti. Şu anda dua vakti ilan ediyorum ben. Özellikle Merkür saati olduğu için Mikail Aleyhisselam'ın menzilidir. Merkür feleği Mikail Aleyhisselam'ın vekil melek olduğu alandır. Mikail Aleyhisselam'ın ilgilendiği olaylar nedir arkadaşlar? Vazifeli olduğu alan tabiat olayları. Tabiat olayları da dört elementten gelebilecek tabiat olayları. Dünya ayet üstüne, dünya dua üstüne bizler ne dedik? Kendi üzerimize düşen vazifeyi yapıp Rabbi vekil tayin edeceğiz. Ve diyeceğiz ki Rabbim evet bizim gücümüz yetmez bu gelecek olaylara. En azından kadersel planda olabilecek şeylere. Ancak bireysel planda bizler dikkatli olabiliriz. Yollarda dikkat edin. Ben şuna da dikkat ettim arkadaşlar. Ayın gerçekleştiği, bulunduğu menzil de bu arada 9. menzil. Çok iç açıcı bir menzil değil arkadaşlar. Hatta bu menzilde çok yola çıkılmaması gerektiği söylenir. Burada engellenme, sıkıntılar, zorluklar, hastalıkların olduğu da bir menzildir bu menzil. Kabullenme ile üzerinden gelebileceğimiz bir 9. menzil içerisinde gerçekleşiyor yeni ay. Yeni ayın 24 derece yengeç burcundaki yeni ay 9. menzilde el ters menzilinde. Burası özellikle Allah'ın Yagani ismine de denk geliyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki burayla ilgili dualar vereceğiz. İsteyenlere kullanabilirler. Şimdi Kiron Koç'ta 19 derecede gerçekleşiyor bu yeni ayda. Bu da bizim mantık dışı arzularımızı takip eden içgüdüsel hareket etmemize sebebiyet verebilir. Yengeç'in arkadaşlar en büyük özelliği doğurgan olmasıdır. Anaç bir burç olduğu için olayları büyütebilir duygusal planda. Bunlara kapılmayacağız. Toplumsal alanda hayatımızı şahsi ve toplumsal alanda kolektifi sıkıntıya sokacak alanlardan aklı selimle hareket edeceğiz. Dualarımızı yapacağız. Üstümüze düşeni yapacağız. Sonrası tabii ki her zaman olduğu gibi Rabbimin işi. Onu işini bırakacağız. Bu yüzden de teslimiyette ve tevekkülde olacağız. Arkadaşlar burada şundan da bahsedeceğim. Allah isminin Ebced'i 66. Allah'ın Ya Vekil ismi, Vekil isminin de Ebced'i 66. Şu artık 6'nın şeytanın rakamı olduğu konusunu bırakalım. Hiçbir şey şeytanın değil. Her şey Allah'ın mülkü. Şeytan sonradan yaratılmış bir varlık. Aynı zamanda cin ehli, sahip olduğu bedene göre ateş ve su elementindedir. İnsan hava ve su yönüyle şeytanından üstündür, cinlerden üstün bir varlıktır. Çünkü Allah'ın insana verdiği toprak ve su elementi vesilesiyle insan aklı selimle soğukkanlı hareket edebilir. Düşünür daha ağırdır. Toprak ve su insanı ağırlaştırır.
Hani cinlerin ve şeytanın en büyük şeyi aynı anda birçok yerde olabilmeleri ya, hızlılar. Fakat insanı ağırlaştıran, yavaşlatıran toprak ve su elementleri insanın hayatına istikrar, sağduyu, bir alanda var olma, köklenme ve aklı selimle hareket etmeyi sağlar. O yüzden de biz hiçbir zaman onların rehberliklerini almayız. Yaratılış itibariyle Rabbim en üstün varlığın insan olduğunu söylüyor. Bu noktada 6 rakamı yok şeytanınmış, şuymuş buymuş, bunları bırakın. Fakat 6 rakamı somutta tamlıktır. Sadece bu dünyaya bakan yönüyle belki şeytana namzettir. Yani şeytana atfedilir. Ancak onun dışında mülk Allah'ındır, her şey Allah'ındır. 6 da Allah'ın, 66 da Allah'ın, 606, 66 da Allah'ın. Satürn de Allah'ın, Mars da Allah'ın, Jüpiter de Allah'ın. Siz Allah'ın mülkünde neyi deneyimlemek istiyorsanız başınıza o gelir. Böyle de bir sistemin içindeyiz. O yüzden arkadaşlar, bu da bilmiyorum size ne kadar, çünkü 6. ev dedik ya, yine 6 rakamı söz konusu. Bakın bugünlerde çok takmıyorum ama hoş, bu hep var. Hazreti Süleyman'ın mührü, aynı zamanda tabii Hazreti Davut'un tılsımı olarak da geçer, bu mührü olarak da geçer. 6 köşeli yıldız somutta tamlıktır. 7 alemin anlatımıdır. Bunlar Yahudiliğe falan ait değildir. Hiçbir şey hiç kimseye ait değildir. Sadece kullanırlar. Çünkü insanlar akıllılar. Hangi enerjinin nerede aktif olduğunu biliyorlar. 6 insanın yaratıldığı gündür. 6 maddi alemde tamlıktır. Allah 7. gün aleme ol demiştir ve alem olmaya başlamıştır. Satürn günüdür. 6. gün cuma günüdür. Biz Müslümanlar için mübarek gün olarak atfedilir. Eğer 6 düşük bir alan olsaydı, Allah onu mübarek gün olarak atfedip ona ekstra bir kutsallık vermezdi. Çünkü cuma gününde öyle bir zaman dilimi var ki, cumanda selayla ezanın okunduğu o alandaki bir alan var. Duaların kabul olduğu, geri çevrilmediği bir alan vardır. Akşam namazından önceki alandır. Perşembe akşamı başlar cuma günü. Gün geceden başlar çünkü. Perşembe gecesiyle birlikte cuma akşam ezanı okunana kadar harika kutlu bir zamandır. Demek ki 6 burada böyle bir kutlu zamana denk geliyor. Yeniden lafımızı yeni aya getirirsek 6. evde var olan bir yeni ay var arkadaşlar. Bütün bu anlatılardan herkes kendi payını, hissesine düşeni, kendi sahibi olduğu bilgiyle birleştirip bir şey çıkartabilir. Ancak zorlu bir 17 Temmuz, biliyorsunuz yeni aylar bir işi başlatır, dolunaya kadardır onların hükümleri. 15 günlük bir süreç var burada. Sonrasında inşallah ben çok uzatmayacağım, dolunayı da çekeceğim. Dolunay ne var? Hani çünkü yeni aylar başlatır, dolunay o işi büyütür ve sonra küçültme alanına geçirir. Orayla ilgili inşallah ne yapalım? Ben buradan yine bilgilendireceğim. Dinlemek isteyen arkadaşlar dinleyebilirler. Fakat bu yeni ay 15 günlük süreç. Arkadaşlar, dakikalar içinde neler oluyor hayatlarımızda? Hiç beklenmedik saniyeler içerisinde hayatlar alt üst oluyor ya da hayatlar mükemmel bir surete bürünebiliyor. O yüzden Allah'ın yarattığı günde, zamanda ve mekanda her şey çok kıymetli ve çok güçlü. Evet, ben şimdi sizlere bu yeni ayla birlikte başlayacak bu enerjiler. Şimdi burada Grand Kare'yi gördük ama Grand Kare, mesela benim doğum haritamda da Grand Kare var. İşte tanıdığım bazı kişilerde de bu Grand Kare'yi görüyorum ben. Zorlu bir hayatı gösterir bu. Kişi kendi içerisinde çok büyük çelişkiler yaşar. Yine bu çelişkilerle dolu bir alanı gösteriyor. Böyle sağlam enerjilerin olduğunu gösteriyor. Ancak bu kişiler ve bu alan, içine girdiğimiz bu alan birçok alanda gelişmeni sağlar. Ancak bir tarafının evet dediğini, öbür tarafının hayır dediği bir alandır. Bu yüzden İçsel çekişmeler var olur bu alanda. Ailelerle çekişmeler olabilir. Ancak dediğim gibi maalesef hastalıkların da bulunduğu menzil ve yeni ayda burada yeni bir hastalık açığa çıkabilir. Allahu alem diyelim biz. Her şeyi tabii ki Allah bilir. Böyle bir alan var arkadaşlar. Ancak Kiron Koç burcunda şifalanma alanı, egosal alanında da inşallah ne yapalım? Duygular, sezgiler, akıl, mantık, akıl dediğimiz şeyin diğer adı ruh, diğer adı kalem, kadersel planda hükmün yazıldığı alandır. O yüzden sezgilerimiz, psişik güçlerimizle, sahip olduğumuz ruhsal mekanizmalarla bağlantıya geçip içgörülerimizi,
harekete geçirelim ki çok kolay. Ay, Güneş ve Satürn hepsi su grubunda. Bu konuda hepimiz sağlam donanımlıyız şu anda. Aldığımız enerjiler itibariyle tabii ki herkesin haritasına göre bu etki az ya da çok anlamda değişiyor. Böyle bir alandayız. Neptün de zaten Balık burcunda. Bu noktada o gelen akıllar, sezgileri, korkular, bakın korku da bir duygudur. Öfke de bir duygudur. Kaygı da bir duygudur. Bunların akılla bir alakası yoktur. Ruhsal bilgelikle bir alakası yoktur. Ruhsal bilgelik bunlarla çok ilgilenmez. Akıl dediğiniz alanda her şeyin bir hikmeti, bir nedeni ve bir çıkış yolu vardır. Çünkü akıl sahibi olan ruh bilir ki her şeyin sahibi Allah. İsterse bu ilahi hükümleri harika bir surette gerçekleştirebilir. Zorları kolaylaştıran da Allah. Büyükleri küçülten, küçükleri büyüten de Allah. Fakiri zengin, zengini fakir olmasında da hükmü koyan da Allah. Ancak Allah diyor ki benim hüküm koymam, dua edin kabul edeyim dediği bir alanda ne yapacağız biz? Dualarımızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ben burada bahsetmiyorum. Yani geniş bir şekilde buna ayrıca bir video çekeceğim. Venüs 23 Temmuz'da da retroya giriyor. Bu yeni ay diliminde Venüs Aslan Burcu'nda retro pozisyona geçecek 4 Eylül'e kadar. Bu da evlilikler konusunda, ticari ilişkiler noktasında yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, ortaklıklar, mahkemeler, davalar noktasında bir geri adım atma, bir vazgeçme ya da ne diyelim eski gündemleri önünüze çıkartmak gibi bir enerji getirebilir. 23 Temmuz 4 Eylül. Retroların olduğu alanlar karma alanlarıdır. Haritada bir retro varsa ya da bir gezegen retro duruma geçiş yaptıysa ki biz bu dünya açısından baktığımızda bunu diyoruz. Yoksa sadece gezegenlerin hızları değiştiği için retro duruma geçiyorlar arkadaşlar. Yine bu hızla alakalı. Bu alanda bir retro varsa ilişkiler, evlilik, eş, karı koca, ticari konular, anlaşmalar, yazışmalar, ikili ilişkiler alanında karmalar, eski defterler açılabilir demek bu. Onu inşallah size ayrıca anlatacağım. Fakat bu yeni ay içerisinde gerçekleşecek bir retro. O yüzden ve Venüs Aslan'da dedim ki ben ikili ilişkilerinize dikkat edin. İşte kimin büyük olduğunu, kimin lider olduğunu göstereceğim modundan geçin. Çünkü bu alan şu anda Jüpiter tarafından büyütülen bir alan. Pire için yorgan yakılabilecek bir alan. O yüzden bu konulara dikkat edelim inşallah diyerek genel bir yeni aya özel, özgü size tabii ki herkes kendi şahsi duasını yapar, bilir. Fakat ben de tavsiyelerde bulunacağım. Bir verdiğim tavsiye Allah'ın Hay ismi özellikle Başak Burcu'nun ve Çarşamba gününün esmalarındandır. Hay demek yeni, yaratan demek bakın. Yeni ay, yeni oluşumlar ya, yeni yaratımların gerçekleşeceği alan demek. 18 ya hay, 66 ya vekil, tevekkül sahiplerinin işlerini üstlenen, onlardan daha iyi onu emniyete alan, kendisine güvenilip dayanılan Allah demek. Siz kime vekil tayin edersiniz? O alanda güvendiğiniz kişiye değil mi? Gidip vekalet verirsiniz. Çünkü sizin adınıza o işi yapacağını bilirsiniz. Güveniyorsunuzdur. Biz de burada diyoruz ki evet Rabbim ben sana güveniyorum. İnanıyorum. Sen benim kendi adıma yapacağım işleri olması gerektiği şekilde oldurursun demek. 66 ya vekil. Ya hakim. Emirleri, kelam ve bütün işleri hikmetle olması gerektiği gibi yerine getiren demek. Bu isimler mesela ya hakim ismini 78 kere çeken kişiler Allah'ın ulema dediğimiz alim olma makamına eriştirecek isimlerdendir ya hakim ismi arkadaşlar. Ya melik ismi var 90. Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi. Mülk ve saltanatı devamlı olan demek. Siz bu isimleri çektiğinizde bu sizde de tecelli edecek ya. Beden mülkse
sahip olduğunuz eşyalar mülk ise maddi alemde, diyoruz ki Rabbim bütün bu mülkün sahibi ve saltanatı devamlı olan beni bu bedende devamlı kıl. Bu işte sahip olduğum mülkleri devamlı kıl anlamında da size tecelli eder 90 Ya Melik ismi. Alim ismi var Allah'ın, yine bu zamana denk geliyor. Bakın bunlar çoğalan enerjiler, güzel isimler aslında. Yani güzel isimler derken isimlere baktığınızda Merkür saati güzel bir alan. 150 Ya Alim. Yine Hazreti Süleyman'ın mührindeki isimlerdendir bu. Ya Alim ismi 150 kere. Bu da her şeyi en ince ayrıntıya kadar bilen Allah demektir. Eğer ne diyelim, ruhsal planda bu güce erişip bir şeyleri önceden bilme ya da yaşadığınız şeyin hakikatini görme, bilgeliğine erişmek istiyorsanız 150 Ya Alim başlatabilirsiniz. Bakın bu enerjiyi başlatma yine. Ay ya bu arkadaşlar. Ya Kerim ismi 270, ikram sahibi demek. Bu kişilerden gam, keder def olur. Malı ziyadesiyle artar arkadaşlar. Malının mülkün artmasını isteyen insanlar 270 Ya Kerim ismini çarşamba günleri çekebilirler. Bu yeni ay Merkür vaktinde olduğu için bunu veriyorum arkadaşlar. Merkür zamanları olduğu için illa çarşamba günü olmaz. Gün içerisinde de, her gün içerisinde de biz 3 kere Merkür vakti yaşıyoruz. Bazı günler 2, bazı günler 3. Bununla ilgili programlar var. Oralardan bulabilirsiniz. Evet, Allah'ın Ya Rafi ismi var 351 kere. Yukarı kaldıran, dereceleri yükselten, izzet ve şeref veren Allah demek. Kişi özellikle Venüs Aslan'da olduğu için, ikili ilişkilerde sıkıntı, zorluk olabileceği için de, ayrıca kişinin eşinin kalbiyle kendi kalbini birlikte yükselten ve birbirine çeken bir enerji de veriyor. Allah'ın Rafi ismi. Hem kişinin manevi ve maddi derecesinin yükselmesi, hem de ikili ilişkiler bazında sevgiyi kalben çekme enerjisidir. Ya Rafi 351, o da Allah muhafaza ikili ilişkilerde sağlam, sevgi dolu bir alan yaşamak için diyebiliriz arkadaşlar. Allah'ın Kahhar isminden, Müntakim isminden bizleri muhafaza eyle. Rahmetinle, rahmetin gazabından üstündür. Bizlere rahmetinle muamele et. Özellikle de dedim ya, Rahman ismiyle muamele et. Şimdi yükselen kova olduğu için, kovanın yönetici gezegeni Satürn'dür. Satürn'de hükmü vardır. O yüzden arkadaşlar 298 Ya Rahman, 131 Ya Selam isimleriyle meşgul olmaya devam ediyoruz. Tabii ki isteyen ve dileyenler. Hasılı böyle arkadaşlar. Rabbimiz hepimize yeni güzel başlangıçlar, mutlu huzurlu bir alan ve zaman dilimi, kendini ve Rabbini bilme yolunda hayatındaki mucizeleri ve güzellikleri, kolaylıkları görebilme makamına, mertebesine, liyakatına ulaştırsın. Bunu da kolaylıkla, keyifle deneyimlemeyi bizlere nasip etsin. Evet, kendinize iyi bakın. Başka bir sefer, başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.